toparlayacağım. Bildiğiniz gibi Keşmir'de de çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Modi yani seçimleri tekrar tekrar kazanma noktasına bir iktidar gelince hapı yutuyor. Millet de hapı yutuyor onunla beraber. Aynı iş şimdi Hindistan'da yaşanmaya başladı. Modi ikinci sefer kazandı. Oo, birdenbire Hindu alışkanlığı depreşti. İlk attığı adımlardan bir tanesi Keşmir'deki statüyü değiştirmek oldu. Ya Keşmir aynen Filistin gibi 70 yıllık bir mesele. Aslında halkı Müslüman olan Keşmir'i yöneten maharaca kimse oradan ayrılırken kendi haklarını Hindistan'a satıyor ama halkın iradesini satamıyor. Halk biz Müslümanız, Pakistan'la birlik olacağız diyor. Kavga çıkıyor. Araya Birleşmiş Milletler giriyor. Onun üzerine hem kendi anayasalarını içine yazıyorlar. Burası özerk bir bölgedir diye. Hem Birleşmiş Milletler karar alıyor. Buranın neticede kararını ne olacağını halk, o bölgede yaşayan halk kendisi verecek diye. Şimdi Modi çıktı. Önce kendi anayasasını bir tarafa attı. Burası artık özerk bölge değil, Hindistan'ın bir parçasıdır dedi. Birleşmiş Milletler kararını tek taraflı olarak tanımıyorum dedi. Yetmedi, 8 milyonluk Cammu Keşmir bölgesine bir zamanlar söylenen rakam 700 bini bulmuştu. Belki abartılı bir rakamdır ama bugün 700 binin üzerinde asker sevk etti. Yani nüfusunun onda biri kadar asker sevk etti oraya. Keşmirliler sokağa çıkmaktan acizler şimdi. Öldürülmekle karşı karşıyalar. Haklarını talep etmekten acizler. Sürekli baskı var. Liderlerinin büyük bir kısmı hapishanelerde. İşkenceyle ölenler bugüne kadar haddi aşkın. Ve Türkiye sadece biz buna razı değiliz diyor. Cılız bir ifadeyle. Sanki Modi'nin, sanki Hindistan'ın umurunda olacakmış gibi. Çin bile Pakistan'ın yanında olduğunu deklare etti. Çin'in de Keşmir'de bir takım işgal ettiği topraklar var. Buna rağmen ben Pakistan'ın yanındayım dedi. O bölge halkı muhterem kardeşlerim İstiklal Harbi'nde bize ve Birinci Cihan Harbi'nde en büyük desteği veren halk oldu. Müslüman halk. Bugünkü parayla herhalde milyarları bulan yardım gönderdiler. Bizzat gelip çarpışanlar oldu. Birinci Cihan Harbi'nde çarpışanlardan birisiyle sağlık şeyindeymiş. Ben İngiltere'de tanışmıştım. Ta 50 küsur sene önce. Şimdi bu halka bizim daha candan destek vermemiz gerekmez mi? Elbette gerekir. Bu haksızlığa, bu yanlışlığa biz nasıl rıza gösterebiliriz? Nasıl cılız bir sesle biz bu hadiseyi telin ettik demekle yetinebiliriz. Buna bizim rıza göstermemiz mümkün değil. Bundan dolayı da Türkiye'de de ülkenin, dünyanın başka yerlerinde de bu haksız karara tepki gösterenlerin her zaman yanında olduk. Özellikle Keşmir halkının yanında olduk. İmkan olursa aslında buralara mutlaka onlarla ilgili belli çevrelerin gidip Keşmir'in yakından görmelerini arzu ederiz. Nasıl bir irtibat kurulur? Tabii siyasi olarak bizim dışımızda bir organizasyonun yapılması daha doğru olur diye düşünüyoruz. Ve inşallah Keşmir'deki bu gidişata dur denilir ümidindeyiz. Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, onların derdiyle dertlendiğimizi ifade etmek bizim için bir borçtur diye düşünüyorum. Sözlerimi burada
noktalıyorum. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.